Merhaba Necdet Bey. Gördüğünüz gibi amper metreyi, volt metreyi orijinal bir şekilde sağ solu zedelemeden monte ettim. Şimdi benim aküler tabii çıkma ve ölü akü olması nedeniyle ama test için uygun. Şimdi bakın 12 volt, 12 volt bunlar 2 amper. Hatta 2,5 ampere tekabül ediyor. Yani 24 volt, 2,5 amper kullanıyorum. Kullanırken tabi burası ampermetre göstermez. Ampermetre ne zaman gösterir? Alternatörden enerjiyi bastığı zaman gösterir. Şimdi bunu size izah edeceğim. Bu da fren yaptığında göstermez. Bu da göstermez. Fren yaptığında yani burada damp yeşil ışık yandığında bunlar göstermez. Eğer şu 3 ışıktan biri yanmıyorsa fazlardan biri yani şu kablo arızalıdır veya alternatörden gelen bir sistem, fırça arızalı demektir. Bunları ben bilgi amaçlı yaptım ama tabii bazen de kişilere anlatmak biraz zor oluyor. Şimdi bakın döndürüyorum. Örneğin yavaş döndürüyorum. Şimdi biraz da şöyle düşüreyim. Bakın şu dönüye bakın. Aşağı yukarı bu 100 devir falan. Aşağı yukarı 100-110 devirde. Bakın 14 volt üretiyor. 13,8. Amper metrede bir tık bir çizgi. Ancak ve ancak neyi şey yapıyor? Ampullere enerjiyi verebiliyor. Ancak hatta veremiyor bile. Şimdi bakın akümüzün voltajı 22,5. Bu 24 volt olduğu için aküden enerjiyi alıyor. Eğer bu uzun bir süre beklerse bu 22,5 düşecektir. 22'ye hatta 19'a düşecektir. Alternatörden enerji basmazsa. Şimdi enerjiyi bastırıyoruz. Bakın voltajımız şu anda 23 volt. 23 volt aküyü yine doldurmaz. Onu da söyleyeyim. Bakın 23, 22,7. Çünkü buradan enerji çekiyoruz. Bakın şurada gördüğünüz 1,5 veya 2 amper nereye gidiyor? Enerji aküye gitmiyor. Ampule gidiyor. Şimdi ben ampule ayırıyorum. Şimdi aküye basmaya başladı. 23,6, 23,5. Bakın şu anda akünün kayıplarını önlüyor. Yani aküye fazla bir enerji basmıyor bu devirde. Yani bunları bilmeniz gerekir ki işte benim şey niye bu cihaz aküyü şarj ettirmez. Esas şarj ettiren budur. Bu da bunun enerjisini kontrol edip aküye veriyor. Yani bu ortada trafik polisi görevi yapıyor. Şimdi bakın 24 volt, 23,8 volt. Ancak ve ancak kayıplarını önlüyor. Bakın şurada 1 amper çok az bir şey basıyor. Şimdi ben bunu yükseltiyorum. Bakın ne zaman akü enerji almaya başladı. Bakın bu yüksek olduğu zaman enerji basıyor ve gördüğünüz gibi 3 amperi de geçti. Veya 2,5 amper. Şu anda 2,5 amperle nereye basıyor? Aküye basıyor. Yani bu kıpırdadığı zaman aküye enerji gidiyor anlamındadır. Bir de bu volt bundan büyük olacak. Az bir şey büyük olacak. Şimdi biraz daha fazlalaştırdığımda tabi bu 29 voltta kesecek. Şimdi şöyle ben önce freni yaptıralım. Bu 29'da değil. Bu akünün voltajında derken fren yaptı. Şimdi bırakacak. Tabii ve bıraktı. Şimdi örneğin fazın bir tanesi kopuk. Kablo kopuk. Işık yanmıyor. Şimdi tekrar freni bıraksın. Ben biraz düşüreyim. Bakın fazın biri yanmıyor. Diğerleri yanıyor. Şöyle. Örneğin şu kablo ortadaki kopuk diyelim. Bunlar da sizlere arızanın nerede olduğunu gösteren ışıklar. 28,9, 28,5 aküye enerji basıyor. Bakın buradan da gösteriyor. Şimdi ben ampulleri yakıyorum. Bakın ampulleri yaktım. Şimdi hem ampule hem aküye enerji basıyor. Bakın 28 yukarıdan gelen 28,7 yukarıdan gelen yüksek
Bu düşükse enerjiyi basıyor. Zaten buradan da görüyorsunuz enerji basıldığını. Şimdi hem bir miktar aküye gönderiyor enerjiyi, bir miktar da bunlar yiyor. Şimdi ben bunu iptal ettiğimi düşünelim. Bakın hemen akü doyuma ulaştı ve fren yaptı. Şimdi ben burada yine enerji aldığımda freni bırakacak. Evet. Yine 29'a geldiğinde freni bırakacak. Şimdi ben şunu çıkardım. Evet. Gayet güzel, sağlıklı çalışmaktadır. Bu olayı anlatabildiysem artık yine bir sorunuz varsa yardımcı olurum. Şimdi burada 30'u geçiyor, bazen pik akımıdır o. Yani fren yaparken durdurma. Bu da elden manuel frendir. Bu da istediğiniz zaman bu fırtınalı durumlarda durduracaksınız. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Benim size vereceğim bilgi, yapacağım sistem budur. Yine sorularınız olursa yardımcı olurum.